Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? El cevap, kat'a ve asla. Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hıffet, bir rahatlık ve revhu reyhanı veren ve emn-i emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainat ile alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Kemali rahat ile, ruh ve kalbin kemali hürriyeti ile kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefs-i emmarenin cüz'i hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe mâ yeşâ hareketini kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki iki adam bir padişahın payitahtına giderler. O padişahın mahalli garayip olan has sarayına girerler. Biri padişahı bilmez, o yerde gasıbane, sarıkane tavattun etmek ister. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işlettirmek ve garip hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ızdırap çeker. O cennet gibi bahçe, başına bir cehennem gibi oluyor. Her şeye acıyor, idare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız, edepsiz adam tedip suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır, padişaha kendisini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir nizam-ı kanun ile cereyan ettiğini, her şey bir program ile, kemal-i suhulet ile işlediğini itikat eder. Zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp kemal-i safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür. Kemal-i lezzet ve saadet ile hayatını geçirir. İşte men amene bil kaderi emine minel keder sırrını anla.